Cümleten selamun sevgili dostlar. 30 Mayıs 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Artık George Jesus'un ya da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü artık her kim olacaksa onun açıklanacağı haftanın içerisindeyiz. Peki hocam Jesus mu başkası mı? Yani arkadaşlar benim dilimde tüy bitti. Herhalde bu saatten sonra da CESUS'tan başkasında olacağı yok. Ama bugün mü, salı günü mü yani yarın mı, çarşamba günü mü açıklanır? Bunun anketini size bıraktım. Bakalım sizden nasıl üretken fikirler çıkacak. Bakalım bizim duyumların ne kadar çıkacak. Bir de benim anlamadığım e, mali genel kurul vardı diye hatırlıyorum ben. Demek ki yeterli çoğunluk elde edilemedi. Hazirana sarktı. Eee... Yani Haziran ilk haftasına sarktı demek ki. Öyle düşünüyorum. Ee, bir bilgilendirmede görmedim açıkçası bir sıkıntım var. Ben mi yanlış anladım, ben mi yanlış hatırlıyorum diye. Bakalım. Peki hocam Jesus'u seçtik. Yani Ali Koç seçti diyelim. Peki niye ısrarcı olduk yani? Jesus'u Jesus yapan ne? Adam 67 yaşına gelmiş. İşte kimisi 3 senelik diyor, kimisi 1 artı 1 diyor, kimisi 2 artı 1 diyor. Kimisi kombi kombili diyor, merkezi ısıtmayla ısınıyor diyor. Kimisi işte metrobüse yakın diyor. Ne diyorsun? İşte kimisi 5 milyon euro diyor. Yardımcılarla bekle kimisi 7,5 milyon euro diyor. Hani mevzu nedir? Mevzu şu. Fenerbahçe 8 yıldır teneke kazanamıyor. Teneke bile kazanamıyor. Hocam şeytan kupasını kazandık. Allah bela. Şimdi niye ısrar ediyor? Ben size madde madde anlatayım. Bir ya da bir demeyim. İlk maddemiz bu adam 12 farklı kulüpte kazan çalışmış. 12 farklı kulüp ve 12 kulüpte 16 kupa kazanmış. Bu adam bir winner. Yani bu adam kazanıcı. Kazancı değil bu adam. Kazanıcı. Bize kazanıcı adam lazım. Gittiği her takımda kupa kazanacak bir adam lazım. İki, bu adam duygularıyla değil mantığıyla ve tecrübesiyle ön planda. Yani lider. Güçlü bir karakter. Taraftarın seveceği tarzda hücuma yatkın, hareketli, kıpır kıpır, hızlı, tempolu futbolu seviyor. Hani ben mesela küçükken çocuklara çalıştırırken e, futbol eğitimlerimde hızlı düşünmeleri için çabuk derdim. Bir saniye bile durmayacaksın. Bir saniye tutarsan ceza var. Otur şınava. Derlerdi ki ya bir saniye olmadan biz nasıl düşüneceğiz? Şimdi Jesus için de şu var. Ersun Yanal'ın bir lafı var ya hatırlar mısınız? Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır. Ha işte bunun vücut bulmuş hali. Yani taraftarın seveceği tarzda hücum hayatında kıpır kıpır futbol. Çalıştığı her takımın taraftarıyla iyi ilişkiler kurar. Karakteri rakip ve hakem üstünde baskı kurmaya uygundur. Tutkulu ve mücadelecidir. Şimdi Fatih Terim'i Fatih Terim yapan özelliklerden bir tanesi de bu değil miydi? Hani hakemler üstünde rakipler üstünde baskılı. Jesus genellikle 4-1-3-2 sistemini tercih eder. Yani çift forvetli hücum anlayışı en belirgin özelliğidir. İyi de hocam bizim ülkemizde çift forvet gitmez. Bizim ülkemizde üçlü de gitmez dediniz. Hemen hemen her takım üçlüye döndü. Şu anda Beşiktaş oynuyor. Değil mi? Gaziantep oynuyordu. Hala oynuyorlar muhtemelen. İşte o değişti. Fenerbahçe oynadı. Başkaları da oynamaya başladı vesaire. Görev aldığı son 5 takım. Maç başına 2 puan ortalamasının üstünde. Benfica'da 2021-22 sezonun ilk 16 haftasında 47 gol atmış. Yani maç başına 2.9 gol ortalaması. Jesus'un son dönemde yani Benfica döneminde 2.02 ve Flamengo'da 2.04 maç başına penaltısız gol beklentisi oranında liderliğin yani liglerinin ilk sırasında gol beklentisi ortalama 2.02, 2.04. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 8 senedir teneke girmiyor dedim. Çok basit bir soru soracağım. Zevkten 4 köşe olacağınız bir futbol oynayacak Fenerbahçe. Ama her maçını 1-0 kazanacak. Hem ligde şampiyon olacak. Full puan. Hem Türkiye kupası. Hem şampiyonlar ligine kalacak. Şampiyonlar ligi şampiyon olacak. Ama hep 1-0 bitecek. İşte sonra UEFA süper kupasını alacak. İşte Türkiye süper kupasını alacak. Hep 1-0 bitecek. Hep 1-0 kazanacak. Yani 5 tane kupa kazanacak. İtiraz eden var mı aranızda? Yok hocam itiraz eden aptaldır, şapşaldır, şöyledir, böyledir. Emin olun var. Ben her taraftar içerisindeki kitleyi anlatmaya çalışıyorum. O kadar farklı türde insanlar var ki. Her maç 3-0 olarak değiştireyim. Her maçı 3-0 kazanıp şampiyonlar ligi şampiyonu falan oluyorsun. Emin olun bundan bile memnun olmayacak bir kitle var. O yüzden ben çoğunluğa hitaben söylüyorum. Tam aradığımız adam bu. Artı bir de Jesus için 25 milyon euroluk bir transfer bütçesinden bahsediliyor. Hani söz verdi diye. E tabii ki orta saha takviyesi isteyecektir. E, forvet kanat isteyecektir. Mesela Joao Mario ismi çok konuşuldu. İşte, Real William Carvalho son dönemde. Andre Franco. Değil mi? İyi de gidecekler. İşin bir de o boyutu var. Mesela ben en çok kim merak ediyorum? Novak. Fenerbahçe'nin Novak kararı ne? değil mi? Ya Trabzonspor'dan geldi. O Trabzon'dan gelmeden önce son maçta bir kafasına bir darbe aldı. Acaba orada futbolu mu unuttu? Yani eee gülmeyin la, şaka yapmıyorum. Gerçekten diyorum orada futbolu mu unuttu acaba? Şimdi Trabzonspor'daki Novak'la Fenerbahçe'deki Novak aynı kişi değil çünkü. Kaçayım bize benzer onu mu gönderdiniz daha? Şimdi Novak için teklifler var. Doğru. Ama genellikle hani ölücü teklifleri var. Hani arabayı satışa koyduğun zaman diyorsun ya ölücüler aramasın diye. Bizi hep ölücüler arıyor. Rakamlar yeterli bulunmuyor. Novak da Fenerbahçe'de devam etme fikrine sıcak bakmıyor. Evet aldığı para iyi ama sıcak bakmıyor. Sparta Pırağ'ın geçen sezonun başına bir teklifi vardı. Onlar da iyice ölücüydü. Biz dedik ki 1 milyon euro, şey 2 milyon euro verin, verelim dedik. Onlar verseler de biz başka birini alıyorduk. Onlar vermedi, biz de alamadık. İnsanın aklına hep şu geliyor. Ya hocam bizim alacağımız o adamları niye almıyor? Çünkü senin oyun mantalitenle onunki bir değil. Bak aslında Novak tam Jesus'un beki. Ofansı düşünen. Çünkü Jesus kanat beklerini hücuma gönderir. Yani 4-3- yani 4-3-1-2 ya da 4-1-3-2'nin mantalitesi bu. Bir ön libero, o ön libero stoper gibi düşün. Üçlü orada bir, orada üçgen var, bir illüminati var orada. Sağ bekin, sol bekin hücumda. Üçlü hücumda 5, 2 de forvet 7. Yani 7 kişiyle ha babam ha babam şeyi. Novak aslında düşünebileceği bir isim ama bakalım ne olacak. Charlotte e, Sherlock. hocam Sherlock'ta konuşalım. Dana'nın kuyruğu kopuyor, Alexander Charlotte. Onu da konuşalım. Şimdi bu transferin akıbeti çok merak ediliyor. Aslına bakarsanız sosyal medyaya göre bu transferin akıbetini Trabzonspor belirleyecek. Çünkü Fenerbahçe'nin istediği, Beşiktaş'ın biz bu paraları veremeyiz dediği, yarıştan çekildiği da iş bitiyor. Şimdi Trabzonspor formasıyla müthiş bir sezon, gol krallığı, oradan Red Bull Leipzig'e transfer olma ama orada çöpe dönüşme. Sotçya'da da kiralanma. Orada da çöpe dönüşme. Ve futbolcu Leipzig'e geri döndü. Şimdi biz biliyoruz Beşiktaş yarıştaydı. Yarıştan çekildi. Niye çekildi? Ya biz bu paraları veremeyiz diye zaten. Şimdi söyledim. Peki Fenerbahçe nasıl alacak? Trabzonspor'la karşı karşıya diyor. Çünkü Fenerbahçe'nin teklifi herkesten iyi. Özel bir madde varmış ortada. Türkiye'den bir takım için, onun için teklif yaparsa Trabzonspor'a bu durum bildirilecek maddesi varmış. Eğer Trabzonspor aynı teklifte bulunur bulunursa satın alma opsiyonu Trabzonspor'da olacakmış. Yani bu durumda son sözü Trabzon söyleyecek diyor. Tamam, konservisi yüksek olmayacak diyor. Hani ee, fenahatine ne kadar teklif yapacağı söz konusu diyor. E, canini uzun süre Dir satılacağı konuşuluyor diyor. İki de bir de eğer dakika başı satıyorlar yani iyi de on olacak diye. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Bir diyelim böyle bir madde var. Yani diyelim gerçekten madde var. Ben bilmiyorum. Yani benim böyle bir maddeden haberim yok. Diyelim ki var. Mustafa Hoca her şeyi bilmek zorunda değil. Haddini bilsin yeterli. Kendi açımdan söylüyorum. Kendime söylüyorum. Neyi bilirsen bil. Önce haddini bil. Diyelim böyle bir madde var. Şimdi kaça e, diyelim Fenerbahçe 8 milyon euroyu alacak diyelim. Şimdi sosyal medyada konuşulan şey şu Trabzonspor Avrupa'dan men cezası alacak mı? Niye diyorum? Diyorlar ki Trabzon çok transfer yaptı. Aşırı transfer yaptı. Harcama limitlerini falan deldi. İlla ki buna bir ceza gerekir diyorlar. Ben şahsi fikrimi söylemiyorum. Yani devre arasında falan da müthiş bir transfer politikası vardı. Ha, taksit de maksit ama sonuçta verdim verdim. E, Visca falan geldi. Yusuf Erdoğan'lar şunlar bunlar hatırlayın. Satamadığı müddetçe de alabileceğini zannetmiyorum. İyi de bunun öyle bir madde varsa misal veriyorum. Trabzonspor derim Fener 8 veriyor. Siz alıyor musunuz? Trabzon bekleyin. Olabilir. Cık, alsak mı? Bekleyin. E böyle böyle derse bir iki ay bekletirsem. O yüzden ben bu maddenin bilmiyorum ne kadar doğru size bırakıyorum. Ha şunu söyleyeyim. Benim duyumlarıma göre kulübüyle her anlaşıldı. Menajeri zaten uzun süredir Türk takımlarına kendini pazarlamak için dolaşıyordu. Menajeri de amacına ulaşmak üzere. Ha Fenerbahçe sıkıntısı şu. Fenerbahçe menajerlere yüksek ücret ödemediği için menajerler çok fazla Fenerbahçe'ye getirme derdinde değiller. Bir tek Rogo'nunkileri bize seviyor. Yani uzun lafın kısası bilgim dahilinde. Şorlot ve kulübüyle anlaşma tamam. Ama yeni hocanın kararı bekleniyor. Mesela İsmail Kartal'a devam edilirse Şorlot kesin gelir diyebilirim. Ama Jesus gelirse hani Sherlock'u alalım bitti demek mantıklı değil. Bugün bir kardeş yazmış. Trabzonsporlu bir kardeş kanala. Dün pardon özür dilerim yorum yazmış şey diyor. Ya siz Charlotte'u hiç mi izlemediniz diyor. Ya hiç mi izlemediniz? Trabzonspor Charlotte'da hep kontra ataktan gol attı. Hiç mi izlemediniz diyor. Yani hiç Trabzonspor kaleye yükleneyim, rakibi boğayım, edeyim de Charlotte aradan çıksın gol atsın diye oynamadı ki diyor. Hep diyor kontra atak, hep kontra atak. Fenerbahçe'de başarılı olmaz diyor. Bak bir Trabzonsporlu olarak söylüyorum diyor. Fenerbahçe'de asla başarılı olmaz. Çünkü Fenerbahçe Hele hele Jesus gelirse ofansif oynayacak diyor. Fenerbahçe'ye bitirici bir adam lazım. Bu Penza da Fenerbahçe'de iş yapmaz diyor. Çorlot da yapmaz. Çünkü bunlar geniş alan oyuncusu diyor. Yani yakaladıkça atacak oyuncular diyor. İyi düşünün Fenerbahçe'ye Mario Jardel gibi bir adam lazım. Katılıyorum bu fikre. Hani bulduğunu atacak. Bulduğunu atacak. Hocam onun karısı şeydi. Lan saçma sapan konuşmayın. Ee, hani bize bulduğunu atacak forvet lazım. Bize leblebici lazım. Hem dar alanda hem geniş alanda hem kapalı savunmalara karşı bize leblebici lazım. Hocam Samat da Allah ee, bir gün unutturmayın da hatta bu hafta içinde size bir video çekeyim gidecekler diye. Sadece gidecekleri konuşuyorum. Niye gitmeliler ya da niye gönderilecekler? Ee, ne yapsalar kalırlar ya da ne yapabilirlerse kalırlar. Onu konuşalım. Unutturmayın da çekelim bir an önce. Mesut Özil yeni hocayı bekliyor diyor haberde. Biliyorsunuz Ozan Tufan'la birlikte Mesut kadro dışı kaldı. Aslında sadece Mesut değil. Ozan Tufan da yeni hocayı bekliyor. Çünkü talipleri yok. Zayıf bir duyumum vardı hatırlarsınız. Watford düşse bile Ozan'ı alacak diye. Demek ki gerçek değil ki herhangi bir şey ortada yok. İkisi kadro dışı kaldı. Mesut için ne? Mesut Endonezya turuna devam ediyor ama yani ABD'den Mexikadan teklifler geliyor ama yani ama bakalım Fenerbahçe formasını giymeyine kadar sürdürecek gidecek mi gitmeyecek mi? Ee, ben şunu söyleyeyim, üyelerle yaptığım bir yayın vardı orada da belirttim de size de aynı şeyi söyleyeyim. Jesus muhtemelen şunu demiştir arkadaş, ben gelmeden ne Mesut'u gönderin ve anlaşma yapın. Ben eminim yani tahminim de o şekilde. Düşüncem de o şekilde. Demiştir yani arkadaş ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın. Mantıklı mı? Mantıklı. Şimdi duyum olarak değil mantık olarak ben gelene kadar konuşmayın bile demiş midir? Demiştir. Okey. Peki Mesut Özil Fenerbahçe'ye nasıl bir katkıda bulunuyor? Ya da ben bir anket yapacaktım. Ee, anketi şimdi mi yapsam? Şimdi yapayım. Siz bana şunun cevabını verin. Hangisi Fenerbahçe'ye daha fazla katkıda bulunmuştur 2021 22 sezonunda? Arda Güler mi? Mesut Özil mi? Cevapları alalım. Ve Mesut için diyorum Jesus gelmeden ne gider ne kalır. Jesus geldikten sonra denemeye de alabilir. Hani işte, e, atıyorum 18 Haziran'da takım top başı yapacak. 18 Haziran'da tesiste olacak diye de bilir ki büyük ihtimalle bunu diyecektir. Samatta ya da belki Lemos'a da şuna da buna da. Herkesi göreyim diyecektir. O yüzden de belki bazı transferler ağırdan alınacaktır diye düşünüyorum. Crespo. En çok soru buradan geliyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz Crespo'sunuz. Hocam bu ne öyle küfür gibi. Crespo ne ya tövbe estağfurullah. Küfür gibi. Ben hiç bu açıdan düşünme değildim. Şimdi siz Crespo'nun yerinde olsanız. Sakatlanmışsınız ama zaten kahramansınız. Fenerbahçe'nin kahramanısınız, taraftarın kahramanısınız. Eros'sunuz. Crespo'nun yerinde olsanız, alçı çıkar çıkmaz kendinizi samandırıya atıp güçlendirme çalışmaları yapar mıydınız? Yoksa Alekta Movik Movik, hani Alekta Movik Movik, 300-500 ortamlara makardınız. Ya arkadaşlar inanın. Tamam. Yani benim o taraklarda bezim yok ama benim bile umurumda olmazdı ya. Lan ben kahramanım zaten. Alçı çıktı mı? Gideyim eve. Hanım bir kelle paça yapsın. İşkembe söyleyelim. Ya da yerinde yiyelim içelim. Antalya'ya falan gidelim. Dostlarımız var. Ziyaret edelim. Akşam yemeği yiyelim. Ne bileyim umre falan yapalım. Değil mi? Hepimiz aynı şeyi yapardık. Helal olsun. Crispo'yu görüyorsunuz değil mi? hemen bir içeç Futbolcunun ahlakı burada. Crespo'nun kararı ne olacak hocam? Bu karar Jesus'un kararı. Şimdi biliyorsunuz Avrupa devleri peşinde Crespo'nun. Ve yeni karar tamamen yani tamamen Jesus'a ait. Ee, haberin detayına bakıyorum. Kalıp kalmayacağını yönetime. Ben Jesus'un %100 kararından bahsedeyim. Yüzde yüz kararı. Yani yüzde yüz karardan bahsediyorum. Jesus'un diyor ki 15 milyon euroya falan satmayın. Bu adam benim takımımın bir parçası olacak. Siz bu adama bir de yedek bulun diyor. Jorge Jesus satmayın diyor. Bir de siz bu adama yedek bulun diyor. Mesaj net olarak anlaşıldı mı? Hani anlaşılmadıysa bir de İngilizce söyleyeyim. Yok o kadar İngilizcem yok. Yani Crespo'yu satmayın. Bulabiliyorsanız bunun bir de muadilini bulun diyor. Ya yani, hocam kim Minji peki? He? He? Kim Minji? Kim Minji için de aynısını söylüyor. Diyor ki e, futbolcuna da belki görüşmüştür bile. Jesus telefonda. Hocam kim Minji için de aynısını söylüyor. Yani 20-25-30 fark etmez. Elinizden gelince göndermeyin diyor. Peki hocam ben sana bir soru soracağım. Hep üyelerin sorusuna değil, bir de abonelerin sorusuna cevap ver. Sor bakalım paşam. Madem kim minciyi kalsın, Crespo kalsın diyor. Sorması ayıp da. O zaman Joao Mario'yu niye istiyor? Carvalho'yu niye istiyor? Madem 4-1-3-2 oynatıyormuş her takımda. Tek ön libero. Allah aşkına Mario gelirse Crespo mu oynar, Mario mu oynar? Carvalho gelirse Crespo mu oynar? Mario mu oynar hocam? Hangisi oynar? Değil mi? Hangisi oynar? Değil mi? Mantık olarak. E Andre Franco gelirse hocam. Andre Franco biraz daha değişik değil mi? Arkadaşlar şu var bak. Transferde Jesus'un hamlesi şu. Gidin 100 tane futbolcuya teklif sorun. Belki de adamın sistemi budur. Subliminal bir mesaj veriyorumdur. Adamın sistemi budur. 100 futbolcuya gidin. Şart öğrenin. Şu bonservis şu şey. Bu bonservis bu şey. Ve benim başlayacağım kesin olunca ya da resmileşince bir kez daha sorarız diyordur belki. Hani son olur o ne diye. Ona göre de kadro kararı veririz diyordur belki de. Hocam peki Crespo'yu satıp hem Joao Mario hem Carvalho alsak. Arkadaşlar bunların yaşı fazla. Fenerbahçe'de şu hakim. Bu sene şampiyonluk satış, matış umurumuzda değil. Oynadık inşallah şampiyon olduk, kupa kazandık. İşte şampiyonluk kupası, Türkiye kupası falan kazandık. Önümüzdeki sene bugün Crespo satılsın mı satılmasın değil. 25'e şu teklif. İşte şu takımdan 30'luk teklif geldi. Bu takımdan 35'lik geldi olacak belki. Hocam bizim futbolculara vermezler. Verirler. Bekleyin görün arkadaşlar. Verirler. Yeter ki şampiyon olalım. Şu an Jesus da, Ali Koç da, kulübün malzemecisi de hepsi şampiyonluğa odaklanmış durumda. Ha, ilk etapta Şampiyonlar Ligi'ne. Çünkü Şampiyonlar Ligi geliri 3 şampiyonluğa bedel. 3 şampiyonluğa bedel. Üye yayını yaptım. İnanın herkesin bana sorduğu soru. Yani birçoğunun sorduğu soru. Şampiyonlar Ligi'ne kalır mıyız? Oraya kalamayıp UEFA'ya gidecek daha mı iyi? Hocam Şampiyonlar Ligi'ne kadar kaç transfer gelir? Hocam Şampiyonlar Ligi'ne kadar kaç kişi gider? Kampa kaç, Katar kaç kişi gelir? İyi hazırlanabilir miyiz? Şampiyonlar Ligi'ne ilgili de bir müjde bekliyorum. Hepimizi yani şey, Ukrayna müjdesi gibi bir müjde bekliyorum. Daha değişik bir olay var. O müjde gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalimiz %90'ın üstüne çıkar. Transfer babında değil, başka bir şey bekliyorum. Ama açıklayamam. Söyleyemem. Söylersem yev yevinden oynar. O yüzden yer yerinde dursun. Deprem deprem olur. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hepinizin beğenisine talibim. Hepinizin abone olmasına talibim. Bir anket yapmıştım. Kanal 23.900 olunca mı? Yani bunun olması mı daha önce? Jesus'un açıklanması mı diye. Herkes Jesus'un açıklanması yazmış. Ama şurayı bir 23.900 yapın. Bakın bakalım Jesus nasıl açıklanıyor. Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.